Aziz milletim, sevgili vatandaşlarım, sizleri bu tarihi günde demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez gerçekleşen halk oyuyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize, tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak tayin eden aziz milletime buradan şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giden her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bize oy versin ya da vermesin, oyunu kullanan bu tarihi günde tarihin yapılmasına ve yazılmasına katkıda bulunan her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Yurt dışında bütün zorluklara rağmen sandığa gidip bu tarihi seçimde ilk kez oy kullanan kardeşlerime, gümrük kapılarında oy kullanan kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 81 vilayetimizde bize hayır dualar eden kardeşlerime bugün buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülkelerden bizlere hayır dualarını gönderen, özellikle de bugün Avustralya'dan Amerika'ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Bosna Hersek, Japonya'dan Almanya'ya kadar Türkiye için, milletin adayı için dualar eden tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır. Bugün şahsıma oy verenler kadar şahsıma oy vermeyenler de, sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de kazanmıştır. Bugün 77 milyon 81 vilayet kazanmıştır. Hiç kuşkusuz bugün yeni Türkiye, büyük Türkiye, öncü Türkiye kazanmıştır. Kardeşlerim, sadece Türkiye değil, bugün Bağdat'ta, İslamabad'da, Kabil, Beyrut, Saraybosna, Üsküp'te kazanmıştır. Bugün Şam, Halep, Hama, Humus, bugün Ramallah, Nablus, Eriha, Gazze, Kudüs'te kazanmıştır. Kardeşlerim,
Bugün 77 milyon kadar yeryüzünde aziz milletimizin kardeşleri, dostları, kader arkadaşları, gönüldaşları da kazanmıştır. Sevincimize ortak olan herkese, bugün buradaki bu büyük alandaki coşkuyu şehirlerinde, ülkelerinde, gönüllerinde yaşayan herkese özellikle tek tek teşekkür ediyorum. Herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. O meydanlardaki mitinglerimizde Ramazan demediniz, sıcak demediniz, oruç demediniz ve meydanlarda bizimle aynı coşkuyu paylaştınız. Kapı kapı dolaştınız. Milletin adamına oy istediniz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kardeşlerim, aziz milletim, kardeşlerim, aziz milletim, 1 Temmuz'da adaylığımız açıklandığında bunun bir fatiha olduğunu söylemiştik. Evet, bugün Türkiye ve milletimiz adına kutlu bir fatihayı, yani kutlu bir açılışı hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün bir dönemin kapılarını kapatıyor, artık yeni bir döneme doğru ilk adımı atıyoruz. Kasım 2002'de Milletin Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ile millet kucaklaşmıştı. Bugün milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır. Çankaya halkıyla bütünleşmiştir. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdü bugün tam manasıyla tecelli etmiştir. Uzun yıllar boyunca demokrasinin üzerinde bir vesayet aracı olarak muhafaza edilmeye çalışılan Çankaya bugün itibariyle milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir. Sahibi millet olan devletin parlayan yıldızı bizzat millet tarafından artık ehline emanet edilmiştir. Evet, bugün tarihi bir gün. Bugün devletin milletle muhabbetle kucaklaştığı gün. Bugün ceberut, zorba, kibirli, milletine tepeden bakan devlet anlayışının son kırıntılarının da ortadan kalktığı, şefkatli, kucaklayan, milletiyle var olan, milletiyle güçlenen devlet anlayışının zafer kazandığı gün. Kardeşlerim, artık devletin ve milletin iki ayrı istikameti bulunmuyor. Bugünden itibaren devlet ve millet aynı istikamete bakıyor. Kardeşlerim, bir olarak aynı rotada yürüyor. Kardeşlerim, 12 Eylül 2010 tarihinde
%58 oy oranıyla kabul edilen anayasa değişikliği 12 Eylül darbesinin izlerini hatırlayın silmişti. Bugün ise 27 Mayıs 1960 parantezi artık kapanmıştır. 27 Mayıs'ın bir vesayet aracı olarak Türkiye'ye dayattığı Cumhurbaşkanlığı anlayışı artık tedavülden kalkmıştır. Biz 13 yıl önce 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken ne demiştik? Menderes gibi yeter demiştik. Yeter söz milletindir demiştik. Ama bir şey daha ilave etmiştik. Yeter söz de milletin, karar da milletindir demiştik. İşte şimdi söz de karar da milletin uhdesine geçti. Aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçmediniz. Bizzat kendiniz seçtiniz. Önemli olan burası. Kardeşlerim, millet sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, sadece hükümeti tayin eden değil, Cumhurbaşkanlığı da tayin eden bir gücü eline geçirmiş. Türkiye'nin istikametini artık kendisi bizzat belirlemeye başlamıştır. Biliniz ki bugün dünden çok daha iyidir. Emin olunuz, yarınlar bugünden çok daha iyi olacaktır. Zira bugün Türkiye'nin gücüne güç katılmıştır. Bugün 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 hedefleri artık çok daha yakınımıza gelmiştir. Kardeşlerim, bundan 13 yıl önce AK Parti'yi kurduk. Rabbime ne kadar hamd etsek azdır. 9 seçime girdik. 9 seçimin her birinden zaferle çıktık. Ve dikkat ediyor musunuz? Oylarımız hep yükselerek sandıklardan çıktık. Hemen hemen her seçimde bir balkon konuşması yaptım. Aziz milletime seslendim. Her bir balkon konuşmamda gönül diliyle konuştum. Aziz milletimize her bir seslenişimde akıldan ziyade kalbin ve vicdanın kelimeleriyle seslendim. Kardeşlerim, meydanlarda, mikrofonların önünde, balkonda ne söylediysem 12 yıl hep söylediğimin arkasında durdum. Sözüme vefanın mücadelesini verdim. Kardeşlerim, bu 9. seçim konuşmamda da gönlümün, ruhumun, vicdanımın hissiyatını sizlere aktarıyorum. İşte onun için bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki milletimiz içinde 77 milyonun her bir ferdi içinde bu seçimin mağlubu yoktur. Milletimiz içinde bu seçimin kaybedeni yoktur. Kaybeden vardır. Statüko kaybetmiştir. Elbette vesayet bugün en büyük mağlubiyetini yaşamıştır. Elbette kirli siyaset ve siyaset dışı güç odakları bugün
ibretlik bir ders almıştır. İnanıyorum ki muhalefet bugünden itibaren politikalarını gözden geçirecek ve yeni Türkiye ile örtüşen bir muhalefet ve siyaset tarzı bugünden itibaren inşa edilecektir. Ancak bize oy vermeyenler, bizi onaylamayanlar, bizi sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir. Bugün onlar da kazanmıştır. Kardeşlerim, gönülden ifade ediyorum. Bugün yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım diyorum. Eski tartışmaları eski Türkiye'de bırakalım istiyorum. Gerilimleri, çatışma kültürünü, sanal sorunları eski Türkiye'de bırakalım istiyorum. Kardeşlerim, biz her adımda kendi iç muhasebemizi yaptık. Kardeşlerim, yeni anayasa dedik değil mi? Kardeşlerim, 326 milletvekiliyle anayasa uzlaşma komisyonunda 3 kişiyle temsil edilmeyi kabul ettik. 3 diğer partinin toplamı 220 milletvekiliydi. Onlar ise 9 kişiyle temsil edildi. Biz neden bunu yaptık? İstedik ki derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemekti. Ne yazık ki başarılı olamadık. Neden? Çünkü uzlaşma olmuyordu. Ve en sonunda meclis başkanı açıklamasını yaptı. Burada bir şey vardı. Uzlaşma kendi inandıklarını karşıya dayatma değildir. 47 maddede uzlaşıldı. Altında imzalar var. Daha sonra 60 madde oldu. Uzlaşıldı. Altında 4 siyasi partinin imzaları var. Hadi gelin bunu çıkaralım dedik. Yanaşmadılar. Üzüntüm var. Böyle olmaz. Türkiye'de muhalefet siyaha beyaz deme sanatı değildir. Beyaza siyah deme sanatı değildir. Onun için inanıyorum ki muhalefet de kendisini çek edecektir. Kardeşlerim, bu kardeşiniz Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı olduğum günden bugüne kadar her başarının ve her başarısızlığın ardından kendi kendini hesaba çeken bir kardeşinizdir. Kardeşlerim, başarısız olduğumuz alanlarda kendimizi sorguya çektik. Başarılı olduğumuzda da asla ve asla kibrin tuzağına düşmedik. 40 yıla yaklaşan siyasi mücadelemiz bizim bu anlayışımızın şahididir. Yanlış yaptığımızda hiç gocunmadan yanlışımızı ifade ettik ve üzerine gittik. Değişimden, tekamülden hiçbir zaman çekinmedik. Türkiye'nin gerçekleriyle, milletimizin gerçekleriyle ortak akıl ve ortak değerlerle örtüşmeyen her meselede kendimizi sorguladık ve değişim mücadelesi verdik. Bize yaşatılanların, bize dayatılanların, bize kısıtlanan, bize yasaklananların başkalarına yapılmaması için azami dikkat, azami hassasiyet gösterdik. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik. Hiç kimsenin değerlerini tahkir etmedik. Kimliklere, kültürlere, inançlara hor gözle bakmadık. Bize oy verenleri yücelten, bize oy verenlere hizmet götüren,
oy vermeyenleri terk eden, tahkir eden bir siyasi anlayışımız hiçbir zaman olmadı. Bunu sadece sözle değil, eylemlerimizle, fiiliyatımızla da ortaya koyduk. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde bunu eylemlerimizle, icraatımızla ortaya koyduk. 12 yıllık iktidarımız süresince bunu sözümüzle, fiiliyatımızla, samimiyetimizle ortaya koyduk. 81 vilayetin tüm belediyelerine istisnasız, adil bir şekilde hazine payı verdik. Maliyeden aynı şekilde. Kardeşlerim, ama muhalefette olduğumuz zaman bizim neler çektiğimizi biz biliriz. Kardeşlerim, bugün şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Milletimin bunu takdirine bırakıyorum. Bize diktatör diyenler lütfen kendi muhasebelerini yapsınlar. Bize otoriter diyenler lütfen kendi muhasebelerini yapsınlar. Bizi tek adam olmakla, baskıcı olmakla, mahalle baskısı yapmakla itham edenler lütfen kendilerini samimiyetle sorgulasınlar. Kendilerini seçin. Kendileri dışındakileri sıradan görenler, kendilerini eğitimli, başkalarını cahil görenler, kendilerini bilinçli, başkalarını cahil görenler lütfen vicdan muhasebesini yapsınlar. Siyasi tarihimiz boyunca söylediklerimize baksınlar. Siyasi tarihimiz boyunca özellikle de yetki aldığımız dönemlerde yaptıklarımıza baksınlar. 12 yılda Türkiye'ye kazandırdıklarımıza baksınlar. Lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar ve kararlarını öyle versinler. Biz hepimiz aynı vatan toprakları üzerinde yaşıyoruz. Hepimiz 77 milyon aynı bayrağın gölgesi altında geleceğe yürüyoruz. Milletimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir, devletimiz bir. Kardeşlerim, hepimiz aynı ecdadın, aynı kültürün ve aynı medeniyetin, aynı tarihin evlatlarıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir. İnançlarımız, mezheplerimiz, değerlerimiz, etnik köken ve dillerimiz farklı olabilir. Ama biz hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimiz bu ay yıldızlı bayrağın gölgesi altındayız. Her birimiz bu devletin sahipleriyiz. Müslüman, Hristiyan, Musevi, Süryani, Ezidi'den önce Türkiye'li vardır. Alevi'den, Sünni'den önce Türkiye'li vardır. Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Boşnak, Çerkez, Roman, Pomak'tan önce Rum, Ermeni'den önce Türkiye'li vardır. Bugünden itibaren yeni bir toplumsal uzlaşma anlayışıyla farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek ama farklılıkları değil ortak değerlerimizi öne çıkararak yeni bir istikbali inşa etmek istiyorum. Bugün her birimiz kendimizi vicdan muhasebesine tabi tutalım. Bugün muhalefetin korkutma, kutuplaştırma ve gerilim siyasetini bir kez daha sorgulayalım. Bugün bir kısım medyanın pompaladığı korku ve kutuplaştırma siyasetini bir kez daha
samimiyetle sorgulayalım diyorum. Kardeşlerim, inanın bu sorgulamayı samimiyetle yaparsak Alevi'nin de Sünni'nin de Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza vesaire hepsinin başörtülü, başı açığın da ne kadar ortak yanı olduğunu daha iyi göreceğiz. Şu anda ben karşımda başörtülüyü de görüyorum, başı açık kardeşlerimi de görüyorum. İşte bunun adı vahdette kesrettir. Yani çoklukta birlik. Bunu başarmaya mecburuz. Bunu halletmeye mecburuz. Bayrağımız bir. İstiklal marşımız bir. Dağlarımız, nehirlerimiz bir. Türkülerimiz, şarkılarımız, acılarımız, sevinçlerimiz bir. Bizim sadece tarihimiz değil, bugünümüz, yarınımız, kaderimiz bir. Bırakalım aracıları, bırakalım tercümanları, bırakalım fitne ve nifak odaklarını. Birbirimizin gözüne bakalım, gözüne. Birbirimize gönlümüzü açalım. Birbirimize gönül diliyle konuşalım. Farklı bir Türkiye'yi gelin hep birlikte kuralım. Güçlü bir Türkiye'yi gelin hep birlikte kuralım. Ortaya çıkan sonuçlar da çok net gösteriyor ki uzlaşma çatıda değil, uzlaşma parti üst yönetimlerinde değil, tabanda olmuştur. İstiyorum ki tabandaki bu uzlaşmayı gelin beraber güçlendirelim. Yaygınlaştıralım. Şu anda ekranları başında bizi izleyen 77 milyon tüm enerjimizi daha güçlü, daha kardeş bir Türkiye için seferber edelim. Unutmayın, unutmayın 2002 sonunda 230 milyar dolar milli gelirle yola çıktık. Şimdi 3 kattan fazlasıyla, dikkat edin, 820 milyar dolara ulaştık. IMF'ye 23,5 milyar dolar borçla devraldık. Borcu sıfırladık. Şimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç vereceğiz. Merkez Bankamız adeta boşaltılmıştı. 27,5 milyar dolar. Şimdi ise hamdolsun Merkez Bankamızın kasasında 133 milyar dolar var. Devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi tek haneli rakamda. Enflasyon %30'du. Şimdi tek haneli rakamda. Kardeşlerim, Ziraat Bankası çiftçiye %59'la faiz veriyordu. %59 faizle kredi veriyordu. Halk Bankası esnafa %46-47 faizle kredi veriyordu. Şimdi bakıyorsunuz 4-5-0-5 aralığına düştü. Nereden nereye? Bugün inşallah bu muhasebeyi yapma günüdür. Kırgınlıkları unutma günüdür. Bugün demokrasi bayramında küslükleri elimizin tersiyle itme günüdür. Bugün
zihnimizdeki bariyerlerden arınma, ön yargılardan kurtulma, dayatılmış, öğretilmiş korkulardan sıyrılma günüdür. Bugün yeni bir Türkiye kurulurken yeni bir başlangıç yapma, yeni bir toplumsal uzlaşmanın kapılarını aralama günüdür. Kardeşlerim, buradan paralel yapının tabanındaki ihlaslı, samimi, saf ve temiz kardeşlerime de bir kez daha sesleniyorum. Onların da kendilerini ve kendilerine öğretilenleri, dayatılanları sorgulamalarını bir kez daha rica ediyorum. İhlasla ve samimiyetle kendilerine yöneltecekleri her soru, inanıyorum ki onların da bizi anlamalarını, bizim mücadelemizdeki iyi niyeti görmelerini sağlayacaktır. Bizim davamız şahsi bir dava değil, Türkiye davasıdır. Ulusal güvenliğimizi kim tehdit ederse karşısında bizi bulacaktır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bizim davamız medeniyet davasıdır. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye davasıdır. Paralel yapının tabanındaki her bir ihlaslı kardeşimin bizimle aynı istikamete baktığını biliyorum. Aradaki ihanet çetesini, ihanet şebekesini vatanı ve milleti için değil, başka ülke ve odaklar için çalışan yapıyı sorguladıklarında bariyerlerin, ön yargıların kırılacağını çok iyi biliyorum. Beşer şaşar. Lider bildiklerimiz, hoca, alim, gönül dostu bildiklerimiz zor zamanlarda maskelerini düşürüp içlerinde olanı ortaya dökebilir. Bize bedduanın ve beddua edenlerin arkasından gitmek yakışmaz. Ah benim kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sorgulandığı bir dünyada hiç kimse sorgulanamaz değildir. Buna şahsım da dahil. Hiç kimse kusursuz, hatasız, günahsız değildir. Kardeşlerim, paralel yapıya gönül vermiş kardeşlerim de bugün Türkiye'de yeni bir sayfa açılırken kendi gönül dünyalarında yeni bir sayfa açsınlar istiyorum. Kardeşlerim, bugün yeni bir gündür. Bugün Türkiye için bir milattır. Bugün Türkiye'nin küllerinden doğuşunun, yeni Türkiye'nin kuruluşunun günüdür. Altını çizerek ifade ediyorum. Şahsıma oy verenlerin değil, 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 77 milyonu muhabbetle kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Hayatım boyunca yaptığım gibi, bütün siyasi mücadele sürecinde yaptığım gibi, ülkesi, milleti, bayrağı için çalışan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bugün hiç kimse üzülenmesin. Bugün hiç kimse kaybettiği ya da mağlup olduğu hissine lütfen kapılmasın. Türkiye'nin önü dünden daha çok aydınlıktır. Milletin istikameti düne göre çok daha parlaktır. Devletin ve milletin yıldızı düne göre elhamdülillah çok daha parlaktır.
En başta bizi bu günlere eriştiren Rabbime bir kez daha sonsuz hamdü senalar ediyorum. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanlığı makamını şahsıma tevdi eden aziz milletime, şu anda bu meydanı hınca hınç dolduran, ekranları başında bizi izleyen, dünyanın değişik ülkelerinde bizi izleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Seccadelerinin üzerinde, camilerde, evlerde, kuytularda mırıl mırıl bizim için dua eden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatına, genel başkan yardımcılarımızdan, bakan arkadaşlarımdan, tüm il başkanlarına, ta sandık müşahitlerine kadar, kadın kollarımız, gençlik kollarımızdaki tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ve bu kampanyada gerçekten şarkılarımıza kendi ruh dünyalarını katan sanatçılarıma huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bu sanatçılarımızdan özellikle Murat Göğebakan kardeşimi Hakk'a uğurladık. Bu akşam da onu unutmam mümkün değil. Diyorum ki Hakk'a uğurladığımız Murat Göğebakan kardeşime hep birlikte birer Fatiha gönderelim. Seçim kampanyasında bizimle beraber yürürken ebediyete intikal eden genç kardeşlerim var. Onlara birer Fatiha gönderelim. Şehitlerimize birer Fatiha gönderelim. Demokrasinin yücelmesine katkıda bulunan tüm siyasi partilere tek tek teşekkür ediyorum. Bize destek veren başta CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim olmak üzere siyasi partilere ve onların mensuplarına da teşekkür ediyorum. Duaları için Gazze'nin mazlumlarına teşekkür ediyorum. Hayır duaları için Suriyeli mazlumlara, muhacirlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam itibariyle Gazze'deki yaralı kardeşlerimizi Türkiye'ye aktarmaya başlıyoruz. Buradaki hastanelerimizde inşallah onları tedavi altına alacağız. Rabbim şifalar versin. Türkiye'yi barışın ve adaletin umudu olarak gören ve bizim için hayır temennilerinde bulunan her bir dostumuza, kardeşimize teşekkür ediyorum. Bize bu toprakları, bu vatanı, bu bayrağı kutsal bir emanet olarak bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi, kardeşlerimizi, dostlarımızı, İnsanlığı korusun. Hayır.
esirgesin diye dua ediyorum. Gözün aydın Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Allah'a emanet olasın Türkiye. Hazır mıyız? Hep beraber. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Seçimlerimiz hayırlı olsun. Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi huzurlarınıza bu heyecanı bizimle paylaşmak üzere gelen Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambeyev'i davet ediyorum. Değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmek üzere ve sizleri selamlamak üzere aramızda bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Atambeyev'e mikrofonu arz ediyorum efendim. Salamatsızlar, hurmatlı tuğandarım. Hayırlı geceler aziz kardeşlerim. Ben sizlere ata yurtundan, arta topraklarından sıcak selam getirdim Kırgızistan'dan. Selam Türkiye. Selam Ankara. Tüm Türkiye için, tüm Türk milleti için yeni Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun. Umarım ki bu seçimden sonra Türkiye daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Daha da gelişecek. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Hatırlatmak istiyorum. 12 sene evvel zayıf, kredi bulamayan, borç bulamayan, gündemi belirleyen bir Türkiye vardı. Şimdi güçlü, kendisi başka ülkelere yardım veren, kredi veren, gündem belirleyen Türkiye var. Yaşasın Türkiye. Ve bu iyiliklerin hepsi, bunlardan bütün bunları son 12 sene içerisinde gerçekleştirilen reformlarının sonucudur. Ve o reformlarının baş mimarı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Aziz kardeşlerim,
bir tuğandarım, Allah Türkiye'ni korusun. Allah Türkiye'ye birlik ve istikrar versin. Amin. Ve bunlar için herkes milletin kararına saygı duymalı. Ve milletin kararını bugün biz açık gördük sandıklara. Milletin kararı budur. Cumhur kendi başkanını seçti. Kendi başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aziz kardeşlerim, bir tuğandarım, sözümün sonunda Allah Türkiye'ye, Türkiye'nin yolunu açsın. Allah Türkiye'ye iyilik, bereket, mutluluk versin. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Kırgız-Türk dostluğu. Teşekkürler, teşekkürler. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.